Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Gizli Kalmış Yüzde Finaler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sıkça sorulan sorulardan define işaretlerinden birkaç tanesini paylaşacağım. Şimdi biliyorsunuz havalar soğuk olduğundan paylaşamıyoruz. Uzun süredir bir video yapamadık. Bundan dolayı affınızı diliyorum sizden. Şimdi birkaç tane define işaretlerinden başlayalım. Sıkça en çok sorulan define işaretlerinden biri olan üçgen işareti. Şöyle üçgen işaretinden başlayacağım. Üçgen işaretinin anlamı mahzen demektir. Yani bir kapalı oda anlamına gelir veya mağaranın içinden bir odaya çıkma anlamına gelir. Şöyle söyleyeyim. Arazide bir taşın üzerinde bir üçgen gördüğünüzde isterseniz şöyle anlatayım. Şurayı arazimiz olarak düşünelim. Şurada bir kaya. Bu kaya dik duran bir kaya da olabilir. Yatay duran bir kaya da olabilir. Burada bir üçgen tespit ettiğiniz zaman üçgenin anlamında eşkenar üçgen 6 adım. 6 adım. Şu sayıya dikkat etmenizi diliyorum arkadaşlar. 6 adım bu taştan son ön tarafında taşın ön tarafından kayın tarafında ileriye doğru 6 adım. 6 adım diyelim. 6 adım ileri doğru yürüyeceksiniz. 6 adım İleriden sonra bir işaret bulacaksınız. Yani şöyle bir giriş. Buraya tabi dedektörlerle ve boşluk bulma makinalarıyla ilerleyeceksiniz. Burada zaten bir çakıl yığma olma ihtimali çok yüksek. Çakıl yığma yoksa da küçük bir tepecik olma ihtimali çok yüksek. Bu tepeciği gördüğünüz zaman şöyle direkt bu kabarıklığı gördüğünüz zaman burayı alta doğru ineceksiniz arkadaşlar. Tabi bazı yerlerde ise şöyle buradan tam şunun altında oda olur normalde. Şuraya indirdiğiniz zaman oda olur. Yalnız bazı yerlerde yani bizim göstereceğimiz oda şunun altındaki oda. Şöyle. Ama bazı odalarda bazı yerlerde de şöyle gitme ihtimali yüksek. Yani şöyle olma ihtimali yani o da şurada olur demek istiyorum. Böyle olma ihtimali çok az ama orijinalinde bu şekildedir. Şöyle bir daha anlatayım. Burada 6 adım. 6 adım ilerlediniz. Burada tepecik, taşcık bulduğunuz zaman burada bir tepecik bulacaksınız. Burada bir kapak bulacaksınız. Kapağı kırdığınız zaman burada boş bir oda bulacaksınız. Yani burada şu kapağı bulduğunuz zaman minimum en fazla diyelim ya da bir metre de olabilir de 70 santim aşağı yukarı olur. 70 santim büyüklükte bir kapak olacaktır burada. Büyük. Bu kapağı çıkaracaksınız veya kıracaksınız tabi. Aşağı doğru ineceksiniz. Burada bir oda var arkadaşlar. Bu oda boş. Bu oda boştur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu odayı bulduğunuz zaman bu odanın dört taraftan odanın tam ortasını bulacaksınız. Yani şu en ortasını bulacaksınız. Burada bir kabartı olmak zorunda. Bu kabartıyı kıracaksınız arkadaşlar. Tam ortasını ölçün. Bu aşağı yukarı tam ortasında yani belki çok az yani ortalama göz kararıyla yaptıkları için adım usulü yaptıkları için belki bir adım küçük belki bir adım büyük ama orta taraflarında bir tane tam kabartı veya düz fark etmez. Düzü bulduğunuz zaman aşağı doğru bir kuyu olacaksınız. Eski su kuyuları tarzı bir kuyu bulacaksınız arkadaşlar. Bu kuyu 12 metreye kadar uzanabilir. 12 metrelik kuyu şu. Bu kuyuyu bulduğunuz zaman burada bu kuyunun sonunda şurada ya farklı bir taş bulacaksınız arkadaşlar. Aşağı yukarı yani ya farklı bir taş bulacaksınız. Tabi bu
taşın hani farklı bir taş bulduğunuz yerde şöyle yapalım, şu tarafta yani sağ değil de sol ile yapalım, burada karışık olmasın diye. Taşı burada buldunuz. Burada bir tünel bulacaksınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada bir tünel bulacaksınız. Farklı taşın çıktığı yerden arkadaşlar. Farklı taşın çıktığı yerde bir tünel. Tünel. Tünel devam ettikten sonra burada yolun sonu 6 metrelik üçgenin sizi getireceği 6 adımlık bir oda. Orijinal sizin gideceğiniz alan burası arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taşı buldunuz 1. Burayı buldunuz 2. Odayı buldunuz 3. Kuyu buldunuz 4. Tüneli buldunuz 5. Odayı buldunuz 6. 6 adım sizi getireceği nokta 6. oda sizin emanetinizi bulacağınız odadır. Tabi bunların bu üçgenden bu işaretleri seçe seçe geleceğiniz 30 metreye kadar yerler vardır. 30 metreye kadar olan mahzenler vardır. Yani bu üçgenin götüreceği sizin bulabileceğiniz alan özellikle bu 12 metrelik kuyu. Ve yani şöyle söyleyeyim. Şurada bu kuyuyu açtınız. Daha ne zaman sonuna gelecek derseniz bu farklı taşı bulduğunuz yere kadar kuyuyu eşmeye devam edeceksiniz. Zaten büyük ihtimalle bu kuyu boş olur ama eski su kuyusu gibi kuyulardır bunlar. Buraya geldiniz. Tüneli buldunuz. Tünelin devamında zaten size tüneli direkt hani kaç metre olduğunu söylemeyeyim. Daha doğrusu bilmediğim için yanlış yönlendirmek istemiyorum ama bu tüneli bulduğunuz zaman zaten tünel besbelli bir şeydir. Yani açık olur. Tünelden devam ettiğiniz zaman sizi odanın içine atacaktır arkadaşlar. Oradaki bu tarz bir üçgene gireceğiniz zaman kesinlikle ama kesinlikle gaz maskelerini, kesinlikle ama kesinlikle kıyafetlerinizi, korumalık eşyalarınızı, ihtiyaçlarınızı yanınızda bulunmanız gerekir. Onun haricinde izinli kazı olması gerekir. Kesinlikle yasaklı kazı, gizli kazı vesaire yapmıyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi dediğimin hepsi izinli çalışmalardır. Yapılması gereken çalışmalardır daha doğrusu. Onun haricinde şimdi başka bir mahzen tarzına geçeceğim arkadaşlar. Böyle silelim. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de böyle şöyle bir üçgenimiz var. Şöyle göstereyim. Bir üçgen buldunuz. Biraz öncekinden bahsettiğim farklı bir şekilde ortasında bir murçizi, bir delik, bir mezar işareti gibi delik gördünüz arkadaşlar. Bu murçizinin anlamı örülü duvar. Şöyle. Tam da yapamıyorum ama. Bu morç işaretinin anlamı övürüldü var. Aynı şekilde şöyle göstereyim. Yine taşımız bu üçgen. Bu üçgenin ortasında bir delik, bir işaret. Tam gözükmüyor fazla ama. Bir saniye şöyle bir şey yapacağım. Daha iyi gösterebilmek için. Şöyle bir usul yapacağım. Şu alanımız, şu taş, şu üçgenin ortasında ben biraz büyük çizdim. Bu kadar büyük olmaz tabii. Üçgenin ortasında murcizi delik gördünüz. Yine aynı şekilde biraz önce gösterdiğimiz 6 adım. 6 adımdan sonra yine o kabarıklık. Kabarıklıktan sonra 70 santimlik yine kapak. Vesaire ya da 40 santim. 40 santim 70 santim arası bir kapak. Kapağı açtıktan sonra burada oda bulacaksınız arkadaşlar. Bu odadan biraz öncekinden farklı olarak bu odada ortasını bul aşağı in falan yok.
Bu odada şu murç işaretinin anlamı olan burada örülü duvar. Şu örülü duvarı bulacaksınız. Sağ, sol vesaire içeride bir örülü duvar bulacaksınız. Bu murç işaretinin anlamı örülü duvar arkadaşlar. Bu duvarı bulduğunuz zaman duvarı kırın demek arkadaşlar tabii bu. Duvarı kıracaksınız. Duvarın arkasında sizin bulmak istediğiniz eşya bu duvarın arkasında, örülü duvarın arkasında. Yine aynı şekilde üçgen 6 adım. Tabii o zamanlar bu işaretleri yapan insanlar zamanında metre olayı olmadığı için adım olarak giderlerdi. Bu bazı kişilerin adımları büyük, bazı kişilerin küçük olduğu için siz 6 metre değil de ya 5 adım ya 6 adım. Bu şekilde devam edeceksiniz arkadaşlar. 6 adım metre ya da metre. Sonra aynı usul biraz önceki gösterdiğim bu yuvarlak olmadan üçgen. Aynı usulden devam ediyorsunuz. Burada odayı buluyorsunuz. Birinci oda, ikinci oda da burada. Başka hiçbir şey yok. Bu çok basit arkadaşlar. Üçgen bu kadar arkadaşlar. Şimdi başka şeylere geçeceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Üçgenden devam ediyoruz. Şöyle üçgen bulduk. Bir kayanın üzerinde veya başka bir yerde. Herhangi bir uç tarafında, şurada, şurada veya burada murç izi var ise, hangi tarafta ise aynı usulden 5 metre veya 6 metre, yani 5 adım veya 6 adım adım ilerisinde bir yine aynı şekilde bir yığma bulacaksınız, küçük tepecik bulacaksınız. Bu tarafta yani murcun olduğu tarafa doğru yöneleceksiniz. Zaten bu üst tarafta var ise kesinlikle bu tam en üstte değildir. Ya bu taraftadır ya bu taraftadır. O tarafların hangisindeyse oralarda aynı 6 metre ilerleyip aynı o şekilde bulabilirsiniz. Şimdi bir de şu şekilde bir üçgen var arkadaşlar. Şöyle bir üçgen düşünün. Gördünüz içerisinde tam ortasında bir güneş işareti gördüğünüz bir üçgende. Bunun bu üçgeni bulduğunuz zaman, bu güneş işaretinin olan üçgeni bulduğunuz zaman buradan direkt üçgenin yukarı tarafına şöyle bakın, burada bir şurada bir ibadethane veya bir kilise bulacaksınız arkadaşlar. Güneş olan bir üçgeni bulduğunuz zaman tepesinden bakın, ileride bir yığma kilise, kaya kilise vesaire, bir ibadethane kilise bulacaksınız. Oraya ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Bunun da parası bu kilisenin içerisindedir arkadaşlar. Üçgen işaretleri anlatımımız bu kadar arkadaşlar. Şöyle yani üçgen işaretinde bilmeniz gereken en önemli unsur 6 adım. 6 adım metre veya 5 adım. Zaten siz bu işaretlere devam ettiğiniz zaman, yani 5 adım işaretine devam ettiğiniz zaman bu 6 metre de olabilir. 6 adım da olabilir. 6 adım da olabilir. Bunun işareti büyük ihtimalle zaten buradadır. Zaten bunları tam usulüne göre anlattığım şekilde devam ederseniz bu işaretler sizi götürecektir. Yalnız eliniz boş hiçbir şekilde gitmeyin arkadaşlar. Bunları alan tarama, dedektör, boşluk bulma ile bunlara gideceksiniz. Üçgen demek mahzen demek. Yani ad üstünde mahzen demek, ayrı ayrı
Odalar demek arkadaşlar. Bunları birbirlerine geçişi kesinlikle vardır arkadaşlar. Şöyle. Kesinlikle bu geçişler birbirlerine geçişleri vardır arkadaşlar. Üçgen işaretinde anlattığımız bu kadar arkadaşlar. Bir kusurum olduysa, hatam olduysa affola. Her zaman da dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle izinsiz kazı yapmıyoruz arkadaşlar. Bunların anlattıklarımın hepsi izinli olan çalışmaları çalışmalarla yapılacak yerlerdir. Hem tehlike açısından hem devletimiz açısından kendinizi sıkıntıya koymanızı istemem. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sormak istediğiniz herhangi bir işaret varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Onlara göre bir sonraki videoda en çok sorulan işareti yayınlamaya çalışacağım arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Eleştirilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Her şey için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.